Gavs Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin babası Gavs-ül Azam Abdülhakim Hazretleri buyurdu. Bir gün yoğurt istedi. Pekmez istedi. Pekmezi yoğurda karıştırdı. Annemiz Sıddıka'ya sordu. Bu pekmezi bu yoğurttan kim ayırır? Dedi Allah ayırır. Buna insanın gücü yeter mi? Şahız ne istese pekmezi bu yana, yoğurdu bu yana ayırır dedi. Kurban bunlar atılmış oku geri çevirir. Rızaları Hakk'ın rızası, gazapları Allah'ın gazabıdır. Akşemseddin Hazretleri Risaletin Nur'da, mürşidin elinden düşenin parçası bulunmaz. Eğer bir mürşit bir müridine gazap ederse, bütün şeyhler toplansa çare yok. İlla mürşidi hakkını helal etmedikçe. Muhteremler, bu kapı zordur. Mahremiyet sırlarına girdiniz. Ne esrar perdeleri açıldı. Hiçbir camide sabaha kadar oturmazken burada oturdunuz. Bu kapının pencerelerinden dünyayı, ahireti seyrettiniz. Azameti gördünüz. Seyitlerin bereketini müşahede ettiniz. Geri dönemezsiniz. Komünistler bile geri döneni vuruyor. Mafya vuruyor. Arif de vurur beyim. Onun için halkın çoğu biliyor da yahu tarikatı yapamazsam ana mı ağlar diyor. Bizleri... Evet, değerli arkadaşlar. Tarikatçıların sopayı arkalarından tutup önden sohbetleri. Yani evliyalardan korkuluyor yani, çünkü benim sayfama çok yazıyorlar. Ya sen işte evliyalara dil uzatıyorsun, seni çarparlar filan diyorlar ya. Bu onun edebiyata dökülmüş şekli. O tür tepkilerin tasavvuf dilinde edebiyata dökülmüş şekli. Şimdi arkadaşlar, tasavvuf diye bir din var. Ne yazık ki var. Dünyanın her yerinde, sadece İslam topluluklarında değil, Hristiyan topluluklarında da, Yahudi topluluklarında da bu tür tarikatlar vardır. Ve bunlar kendi dinlerinin mistik hayatını yaşamaya çalışan ve bunun içinde bir sürü hurafe üreten merkezlerdir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Resulullah ve ashab döneminde tasavvuf diye, tarikat diye hiçbir kavram kullanılmamıştır. Yoktur çünkü. Hatta tabi'in dedikleri, yani ashabı göreni göreni, ashabı göreni veya işte görenin göreni, benim kabul ettiğim şeyler değil bunlar. Allah Resulü göçmüştür. Sahabe kendi hayatına dönmüştür. Ne yazık ki 2 sene, 3 sene geçmeden birbirlerine girmişlerdir. Birbirleriyle savaşarak birbirlerinin kanını dökmüşlerdir. Yani sahabe bile Allah Resulü'nden sonra doğru düzgün eski Arap geleneklerine dönerek Kur'an-ı Kerim'i kendilerine rehber etmemişlerdir. Bu siyer kaynaklarından dinlediğimiz, izlediğimiz, okuduğumuz kadarıyla ne yazık ki böyle. Düşünün ki bir Cemel vakasında binlerce Müslüman birbirine doğramış. Ne için? İktidar için. Niye bunlar istişare bilmiyorlar mıydı? Kur'an-ı Kerim'de Allah oturun, istişare edin diyor. Bunlar istişareden niye netice çıkaramıyorlar? Çünkü kavmiyetçilik var. Kavmiyetçilik hırsı, kişisel hırslar ön plana çıkıyor. Tabii bunu sözde ehli sünnetçiler, işte bunda rahmet var falan. Ya adam öldürmekte rahmet mi olur be? Birbirimizi doğramakta rahmet mi var şimdi? Şimdi Yemen
Suudlarla, efendim, Irak'ta birbirlerine giren Müslümanlar. Rahmet mi oluyor bu? Kim faydalanıyor bundan? Tabii ki Amerika ve İsrail faydalanıyor. Kim faydalanacak? Müslüman birbirini kırdıkça faydalananlar başkası. Dolayısıyla bu tasavvufçulardan uzak durun. Tehditlerine de bakmayın. Yok evliya çarparmış, veli bilmem ne dermiş. Mürşidin elinden düşen bin parçaya bölünür, parçası bulunamazmış falan filan. Bunlar girişte ne diyor? Kavsımız, kavs. Bir defa Allah'a ait bir ismi bir şahsa kullanmak şirktir. Şirkin daniskasıdır hem de. Onun için çocuklarınızı uzak tutun bunlardan. Efendim veba gibi yayılıyor, veba mikrobu gibi yayılıyorlar. Bunlardan uzak tutun. Özellikle şu son zamanlarda bu kısa videoların yani Instagram mıdır nedir? Buralarda işte şu camiden şu cami arkasında yarım tümen adamının gezen kişiler var. Kaosmuş. İlahiler söylenerek, ağır çekimler de yaparak böyle heybetli bir poz vererek sürekli döndürülüp duruyor internette. Ne bu? Bunun neresi din? Neresi Allah yolunda mücadele bunun? Evet, son zamanlarda kaybettiğimiz, Allah rahmet eylesin, Ramazan Pişkin, Allah yolunda Allah'a çağıran kişi örnek olarak karşımızda duruyor. Onu da öldürdüler. Gerçek tebliğci öyle biri işte. Öyle biri olur. Halkın içinde olur. Arkasında yarım tümen askere ihtiyacı yok. Ama bir adam buluyor. Adam makama oturtuyor. Bir taht kuruyorlar. Sonra ayağını öperek, elini öperek, köpek gibi havlayarak efendim bu kişiyi yüceltiyorlar. Peygamberin hayatının neresinde var bunlar? Hiçbir yerinde yok. Bir de sünnetullahı yaşatıyorlarmış. Arada bir onu söylüyorlar. Ne sünnetullahı ya? Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'ın nasıl olacağını tarif ediyor zaten. Peygamber de Kur'an'daki o Müslüman'a uyan bir insandı. O tarife uygun bir insandı. Bunların neresi uyuyor? Kur'an'daki anlatılan mümin kullara nasıl, nereleri uyuyor bunlar? Ayette diyor ya Allah, o kendisine indirilene evvela kendi uydu. Kur'an zaten Müslüman'ı tarif ediyor. Bir müminin nasıl olacağını tarif ediyor. Ve bunların hayatına hiç uymuyor oradaki tarifler. Neyse, bunların hayatı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, bizi hesaba çekecek olan Allah bu kitaptan soru soracağını söylüyor. O yüzden o sebeple bu kitaba iyi çalışmamız lazım. Eğer Allah'ın huzuruna alnı açık gitmek istiyorsak. Yoksa herkes kendi bacağından orada asılır. Allah'a emanetsiniz. Kaydı durdur diyorum. Niye dur? Yanlış yer.